Alo. Evet, 18 Temmuz itibariyle 7 milyonu aştık. 7 milyon 37 bin 883'teyiz. Biz tabii bu yıl iyi gidiyor. Misafirlerimizin sayısı çok kalabalık. Şu an daha doğrusu 10 gündür yaklaşık 80 bin ile 90 bin arası havaalanından yabancı girişimiz var. Ki bu cumartesi günleri 90 bini de aşıyor. Gayet iyi gidiyoruz. Biliyorsunuz peak yılımız 2019 yılıydı. Bizim en fazla turist ağırladığımız yılımız. 2019 yılının 18 Temmuz'unda da 7 milyon 62 bindeymişiz. Herhalde 2019'u birkaç gün içinde geçmiş olacağız diye değerlendiriyoruz. İyi gidiyor. Memnunuz. İnşallah aynı hızla devam edeceğini değerlendiriyoruz. Antalya'mız tabii dünyanın en güzel yeri, Atatürk'ün deyimiyle. Dolayısıyla dünyanın her tarafından insanlarımız gelmeye devam ediyor. Bir sürü rekorlar kırıyoruz. 15 Temmuz'da da büyük bir rekor kırılmıştı. İşte 207.084 yolcuyla yabancı ve yerli olmak üzere ve 1164 iniş ve kalkışla. Antalya Havalimanı İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanımız. Orada da büyüme devam ediyor. İnşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah 2024'te ve 2025'te tamamen aktif olmuş olacak. Peyderpey bazı bölümleri tamamlanıyor. Antalya'nın bütün dünyadan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Herkesi dünyanın en güzel yeri olan Antalya'ya davet ediyoruz. Dünyadaki en kaliteli turizm hizmetinin sunulduğu şehrimize, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Antalya'mıza herkesi davet ediyoruz. Şimdi hedef 2019 peak yılımız o. 2019'u
yakalamak ve geçmek. Böyle devam ederse geçebileceğimizi ümit ediyorum. Tabii tam bir rakam veremiyorum. Bunu neden söylüyorum? Geçen iki yıla baktığımızda, örneğin geçen yıl Ekim ayı, Kasım ve Aralık ayı bu zamana kadarki ay bazlı en yüksek misafir ağırladığımız aylardı. 2019'un Ekim, Kasım, Aralık'ından da yüksekti. Mevsimler kaydı malumunuz. Temmuz'da yaz anca geldi. Bütün Türkiye için söylüyorum. Ve kış da eskiden işte Kasım'da, Aralık'ta kendini hissettirirken şimdi Kasım, Aralık yaz gibi geçiyor Antalya'da. Dolayısıyla geçen yılki duruma ve bir önceki yılki duruma baktığımızda sonbaharda 2019'un sonbaharından daha iyi geçeceği için ümit ediyorum ki 2019'u geçeceğiz.